Sen oraya oturmadın ki. Bazen büyükler gidip küçüklerin masasına oturmalı ve neler olup bittiğini oradan izlemeli. Ver bakalım. Efendim. Hani sen bana hatırlıyorum demiştin ya. İnsan bazen hatırlamak zorunda olduğu şeyler ne kadar acı olursa olsun onu hatırlar. Çünkü o gerçeğidir. Mesela sen büyüdüğün zaman bu anı hatırlayacak mısın? Bilmiyorum. Ama ben hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ben çok şanslı bir babayım, biliyor musun? İyi ki benim babamız. İyi ki Burak'ın abisi sensin. Biz ikimiz de çok şanslıyız. Ve seni çok seviyoruz. Sen mutlu ol istiyoruz oğlum. Efe. Şimdi beni iyice dinle oğlum, tamam mı? Akça çok iyi bir anne. Ve sana çok iyi bakacak. Hasan. Evet, biz anlaşamıyoruz onunla, devamlı kavga ediyoruz. Ama inan bana, çok çok iyi bir adam. Çok düzgün bir adam. Seni çok seviyorlar. Çok istiyorlar. Onlara bir şans ver oğlum. Tamam mı? Sen mutluysan zaten ben de mutluyum. Ama bak, sakın yanlış anlama ha, bu veda falan değil. Bizi özleyemeyeceğin kadar yakınında olacağız biz. Nereye baksan beni göreceksin. Ben seni duyacağım. Seni göreceğim. Ne ihtiyacın olsa bana ulaşabileceksin. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Söz veriyorum. Ve bir gün sana diyecekler ki, Efe, sen kocaman bir adam oldun ya. Artık istediğin yerde kalabilirsin. İstediğin yere gidebilirsin. İşte o zaman ben evimizde seni bekliyor olacağım. Ama gelmeye de bilirsin. Gelmezsen de sana hiç kırılmayacağım. Hiç. Hadi bakalım artık. Hadi.